Bu aralar oyunlarla ilgili çok fazla video yapıyorum. Gerçekten isteyerek olmuyor. Konular bana çok ilginç geldiği için yapıyorum bu videoları. Yani en azından Google'a yazdığımda ilk çıkan haber sitesinde yazan şeyleri seslendirmiyorum. Bu da dahil yaptığım son 7 videomun 3'ü oyunlarla alakalı oldu. Bu yüzden bir süre oyunlarla ilgili video yapmayacağım sanırım. Dünya üzerinde hala bulunamamış veya kayıp durumunda bir sürü gizli hazine var. Örneğin Blackbeard'ın suyun altındaki altınları, Forrest Fenn'in Rocky Dağları'na gömdüğü altın dolu kutu ya da Cengiz Han'ın mezarı vesaire. Birkaç hafta önce paylaştığım bu video tarihin en kötü 5 oyunu hakkında konuştuğum bir videoydu. Ve içeriği tamamen dalga geçmek için konulan tarihin en kötü 5 oyun adında çıkan oyunların hikayesiydi. Bu videoda ise gerçekten tarihin en kötü oyununun hikayesini anlatacağım size. Öyle ki yayıncı firmanın $100 milyonlarca kaybetmesine sebep olmuş. Başlıkta yaşanan olay 2014 yılında geçiyor. Fakat bu kazma işlemi öncesinde firmanın ne sebeple bu oyunları oraya gömdüğünü anlamamız gerek. 1980'lerin başında Warner Communications şirketinin altın yumurtlayan bir tavuğu vardı. Bu para makinesi tavuğun adı Atari'ydi. 1976 yılında Warner Communications şirketine $28 milyon satılan bu şirket, 1980'lerin başlarında video oyun pazarının %80'ini elinde tutuyordu. 1982 yılında Wall Street'te çalışan borsacılar, bu Atari şirketinin değerinin aynı yıl içerisinde tam %50 artacağını öngörüyordu. Fakat bu borsacıların tahmin ettiği gibi olmadı. Ve tavuk tam olarak 7 Aralık 1982'de öldü. Atari'nin o yılki değeri borsacıların %50 artış beklemesine rağmen sadece %10 artmıştı. Aynı günün akşamında Warner hisseleri önceki değerinin 3'te 2'sine düşmüştü. Atari 1983 yılında $540 milyon kaybetmişti ve 1984 yılında Warner şirketi Atari'yi satmak zorunda kalmıştı. Tavuğun ölümü aslında 1982 yılında çıkan Pac-Man oyunuyla başlamıştı. Evet, bildiğimiz Pac-Man oyunu. Atari şirketi bu yeni oyunun satacağından o kadar emindi ki oyunun çıkışında 12 milyon tane kaset üretmişti. Yani bu yılda dünya genelinde sadece 10 milyon Atari konsolu vardı. Şirket bu oyunun popülerliğiyle beraber konsol da satacağını düşünmüştü. Fakat çok büyük bir başarısızlık yaşandı. Oyunun animasyonları çok kötüydü ve ses efektleri orijinal oyundakine kıyasla çok sinir bozucuydu. Atari 12 milyon kasetten sadece 7.7 milyon satabilmişti. Yani milyonlarca kaset ellerinde kalmıştı. Fakat buna rağmen bu oyundan $200 milyon kar etmeyi başarmışlardı. Oyuncular oyunu beğenmediği için artık Atari'ye karşı bir ön yargı koyacaklardı. Tam bu sıralarda Steven Spielberg'ün E.T. filmi çıkış yapmıştı. Eğer bilmiyorsanız film, dünyayı ziyaret eden uzaylıların bir sebepten dolayı arkalarında bir kişi bırakması ve bu uzaylının her nasıl oluyorsa bir şekilde özellikle bir çocuğu takip edip birlikte yaşadıkları serüveni anlatıyor. Film şu anın standartlarına göre gerçekten çok kötü ama 1982 yılına göre oldukça iyi bir filmdi. O zamanlar gişede çok büyük bir kazanç elde etmişti. Atari'nin Pac-Man'de yaşadığı başarısızlığın ardından bu zararı kapatması için yeni bir şeyler yapması gerekiyordu. Bu yüzden dönemin en popüler filminin oyununu yapmaya karar verdi. Evet, özellikle daha fazla satması için filmin senaryosundan ilerleyip oyununu yapmayı seçtiler. Hem Spielberg'ün önceki filmi Indiana Jones Raiders of the Lost Ark'ın film uyarlaması oyununu yaptıklarında 4 milyon satarak $21 milyon kazanmışlardı. Kesin bu sefer de aynı durum yaşanacaktı. Yani eğer işler planlandığı gibi gitseydi bu videoyu yapmama gerek olmazdı. E.T. oyununun batmasındaki en büyük sebep Atari'nin bu oyunu yapmaları için yapımcılara sadece 5 hafta süre vermesiydi. O zamanlarda oyunların 6 ayda yapıldığını varsayarsak bu oldukça kısa bir süreydi. Yani 21 milyon kazandıran Indiana Jones'un oyunu neredeyse 10 ayda yapılmıştı. Atari oyunun 1982'nin Noel haftasında çıkmasını istemişti. Oyun çıktığında felaket ötesiydi. Oyunun yapımcıları Atari'nin verdiği süreye uymak için öyle saçma bir oyun çıkarmıştı ki ortaya. Oyuncular oyunu doğru düzgün oynayamıyordu bile. Oyunun hikayesi aşırı kötüydü. Grafikleri o zamana göre bile çok kötü gözüküyordu. Bölüm dizaynı oyunun en büyük sorunuydu. E.T. şu çukurlara düşmesin diye oyuncuların sürekli daire çizmesi gerekiyordu. Oyunun çıkışında Atari 5 milyon E.T. kaseti üretmişti ve o zamanki Atari CEO'suna göre kasetlerin hepsi kendilerine geri dönmüştü. Tabii ki bu bir abartıydı. Fakat Atari'nin elinde milyonlarca satılmamış kaset kaldığı apaçık ortadaydı. Bazı kaynaklara göre sadece 500 bin satabilmişti. Artık oyuncular Atari'nin yayınladığı bir oyunu alırken 3 kere hatta 4 kere düşünüyordu. Bu olaylar yaşandıktan sonra etkileri diğer firmaları da buldu. İnsanlar artık Atari oyunlarını satın almıyordu. Üst üste gelen bu olaylardan sonra 1983 yılında Atari'nin elinde milyonlarca kaset kalmıştı. Bunları nerede tuttuğu ise merak konusuydu. Bazı kişiler ve haber kaynakları Atari'nin bu oyunları New Mexico'da bir çöle gömdüğüyle alakalı bir dedikodu başlatmıştı. Şirket New Mexico'daki çöle 14 tır dolusu satılmamış kaset ve bilgisayar ekipmanı gömdü. Orada bulunan güvenlikler gömülme işlemi yapılırken medyayı ve bölgedeki insanları uzak tutmaya çalıştı. Atari 1983'ün ikinci çeyreğinde 310 milyon dolar kaybetmişti. Bunun büyük bir kısmı oyun satışlarının bir anda dibe düşmesiydi. Mayıs 2013'te Kanadalı bir film yapım şirketi bu yaşanan olaylar hakkında bir belgesel çekmek için oyunların gömülü olduğu bölge olan Alamogordo'nun yetkililerinden kazma izni aldı. Bu kazım işlemi ise 26 Nisan 2014'de planlandı. Kazım günü geldiğinde yaklaşık 200 yerli ve onlarca oyun meraklısı insan New Mexico'nun güneydoğusuna akın etmişti. Herkes bu olayın gerçek mi yoksa bir efsane mi olduğunu görmek istiyordu ve geçen 32 yılın ardından sonuç tam beklendiği gibi çıkmadı. Kazıdan yaklaşık 1300 tane kaset çıkmıştı. Kazının yapıldığı gün eski Atari müdürü James Heller de oradaydı ve zamanında oraya toplam 728 bin oyun ve bozulmuş mekanik aletler gömdüklerini onayladı. Kazıda tüm insanların beklediği gibi milyonlarca kaset çıkmadı. Geriye kalan milyonlarca kaset Atari'nin Kaliforniya'daki merkezinin yanındaki bir çöplüğe atılmıştı ama sonuç olarak mit yeterince doğruydu. Eğer hikayenin tamamını çok daha detaylı bir şekilde dinlemek isterseniz şu anda sağ üstte çıkan 1 saatlik belgeseli izleyebilirsiniz. Bu videoyu hazırlarken en çok o videodan yardım aldım. Ve çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki bu olay kesinlikle oyun dünyasının en ilginç olaylarından birisidir.